Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saat 19'u gösteriyor ve ana haber bülteni başlıyor. Bugün 8 Mart, öncelikle Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim ve gelişmelerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen bir programa katıldı. Yaptığı konuşmada sadece 8 Mart'ın diğer 364 gününde Kadınlar Günü olması gerektiğini söyledi. Sözlerimin hemen başında Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor. 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren kadınlar programında açıklamalarda bulundu. Tabii burada bir hususu vurgulamayı özellikle görev addediyorum. Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Bizim nazarımızda 8 Mart'ı diğer günlerden ayıran yegane husus, hayatı paylaştığımız kadınlara olan minnettarlığımızı şu an olduğu gibi çeşitli programlarla ifade etmemize vesile olmasıdır. Yine 8 Mart'ı aracı kılarak devletimizin kadınlara yönelik politikalarını gözden geçiriyor. Nerede bir eksik, nerede bir sorun tespit edersek onu gidermeye çalışıyoruz. Kendimizi bugüne kadar asla sloganlara hapsetmedik. Kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin ülkemiz, milletimiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinde koştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında Türkiye yüzyılındaki kadının önemine dikkat çekti. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlayıp Türkiye yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına yelken açmış bulunuyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızdan ders alarak her açıdan daha huzurlu, daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceği inşa etmenin çabasındayız. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz. Şurası tartışmasız bir gerçektir ki, aile ne kadar güçlüyse, bireyler ve toplum da o derece güçlü, muhkem ve diri olmuştur. Aynı şekilde ailenin zayıfladığı, aile kurumunun yara aldığı dönemlerde kadın, erkek, çocuk fark etmeksizin tüm bireyler de kötüye gitmiş, toplum kan kaybetmiş, zafiyet yaşamıştır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, beraberindeki başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri, 81 il ve ilçe teşkilatından gelen kadınlarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Akşener, daha sonra kadınlarla birlikte saygı duruşunda bulundu. Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akşener, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Tüm dünyadan önce savuştuğumuz haklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun farkında ise Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu kısa eşitliğinden faydalanan köy kızları, işçi çocukları olarak bizlere bıraktığınız bu mirasın ne derece kulağa biçilmez olduğunun da farkındayız. Dünyada birçok şey değişirken kadınlarla ilgili pek çok alanda geriye gidilmesine de dikkat çekmek isterim. Kadınlar eziyet görüyorsa, ayrımcılığa uğruyorsa bu konuda görevlerimizi tam olarak yerine getirmemiş anlamını taşıyor bunlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşananları, Çin devletinin yaptığı zulmü hatırlatmak isterim. Gazze'de çoluğunu çocuğunu kaybeden kadınlarımıza, kadınlara dikkat çekmek isterim.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere karşı operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. 13 PKK-YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından gerçekleştirilen iki operasyonu paylaştı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapanlara darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonları paylaştı. İstanbul'da düzenlenen narko çelik 5 operasyonu uyuşturucu maddi imalatçıları, zehir tacirlerine yönelik oldu. Operasyonlar sonucunda 4 yabancı uyruklu olmak üzere 8 kişi tutuklandı. 4 ton 604 kilogram da uyuşturucu madde ele geçirildi. Yalova'da yapılan mahzenaltı operasyonu da organize suç örgütüne yönelik yapıldı. Zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun ele başlığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Mahzenaltı operasyonu sonucunda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu. Yerlikaya her iki operasyon detaylarını da paylaşırken zehir tacirlerine ve toplumun huzurunu bozanlara geçit vermeyeceklerinin mesajını verdi. İstanbul Eyüp Sultan'da 1 Mart Cuma günü ehliyetsiz 17 yaşındaki bir sürücü yol kenarında duran araçlara çarpmış ve bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Sürücüyü yazar olan annesi Eylem Tok yurt dışına kaçırmıştı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de katıldığı Adalet Sarayı temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz oğlunun İstanbul'da arıza yapınca araçlarını yol kenarına çeken vatandaşlara çarpması ve bir kişinin ölümüne neden olmasının ardından yurt dışına kaçmasına ilişkin konuştu. Bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Tabii olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde bir yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Evet. Önce Mısır'a hareket ettiği hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan annesinin ülkemize iadesiyle ilgili Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Mısır makamları şahısların Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıklarını ifade ettiler. Hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz. Yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık davasında 4. duruşma yapıldı. Bu duruşmaya da Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belezoğlu da katıldı. Yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı. Ünlü futbolcular da ilk kez davada yer aldı. Fernando Muslera, Arda Turan ve Emre Belezoğlu hakimin sormasıyla yaşanan süreçleri anlattı. Muslera verdiği ifadesinde 2011'de Seçil Erzan'ı tanıdım. Bankadan arayarak tekliflerde bulunuyorlardı. Finans işiyle ilgili olanlar üst düzey yöneticiler arıyordu. Daha sonra Denizbank'ın fon hesabıyla ilgilenen Seçil Erzan beni aramaya başladı dedi. Erzan'ın 1,5-2 aylık sürede %35'lik kazanç teklif ettiğini dile getirdi. Teknik direktör Emre Belezoğlu da 4 milyon 290 bin dolar para verdim. Hiç para almadım, şikayetçiyim. Bu işte kimlerin ismi geçiyorsa hepsinden şikayetçiyim şeklinde konuştu. Bir diğer mağdur Arda Turan, Seçil Erzan'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Turan, maalesef şikayetçiyim. Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma hususunu sonra değerlendireceğim. Ayrıca ben paramı geri alırsam Seçil Erzan yatmasın, beni ne ilgilendirir ifadelerine yer verdi.
İzmir Gaziemir'de taksici Oğuz Erge mesaisi bittiği halde soğukta üşümesin diye aracı aldığı şahıs tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısına indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İzmir Gaziemir'de mesaisini tamamladıktan sonra taksici Oğuz Erge evine dönmeden önce soğuk havada dışarıda gördüğü o Delil Aysal isimli şahsı üşümesin diye aracını almış fakat katil zanlısı 3 kurşunla taksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayetle ilgili davada karar açıklandı. 31 Ocak 2024'te yaşanan cinayetin ardından 19 yaşındaki katil zanlısı Delil Aysal, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yargılanıyordu, tutuklandı. Tutuklu yargılanan Delil Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ergen'in kızı Naz Erge ile Ergen'in boşandığı eşi Nevra Karahan da sana en ağır cezanın verilmesini istediklerini söyledi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Delil Aysal ise savunacak bir şey olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı sanığın kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı ve cezalarda indirim yapmadıklarını da aktardı. Evet, devam edelim. Bugün 8 Mart ve bugün bile yine kadın cinayetini konuşabiliyoruz ne yazık ki. Mersin'de eski eşi tarafından katledilen 31 yaşındaki Merve Gül Bayer'in tabutunu kadınlar omuzlarında taşıdı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Merve Gül Bayer ve polis memuru Mustafa Yıldır bir yıl önce boşanmıştı. Polis memuru Yıldır eski eşiyle konuşmak istediğini söyleyip buluşma teklif etti. Bir süre konuşan Yıldır'la Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru Yıldır beylik tabancasıyla önce eski eşi Merve Gül Bayer'in başına, daha sonra da kendi başına ateş etti. İkisi de yaşamını yitirdi. Merve Gül Bayer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bayer'in tabutu cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadınlar hep bir ağızdan "Merve Bayer isyanımızdır" diyerek kadın cinayetlerine tepki gösterdiler. Eski eşi tarafından öldürülen 31 yaşındaki Merve Gül Bayer'in cenazesi Mersin Yenice Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye İstatistik Kurumu da istatistiklerle Kadın 2023 bültenini açıkladı. Buna göre kadınların Türkiye'deki ortalama istatistik verileri paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle Kadın 2023 bültenini paylaştı. Türkiye'de kadınlara dair genel verileri duyurdu. Türkiye'de cinsiyetlere göre nüfus paylaşımı yapıldı. Kadın nüfusu 42.638.306, erkek nüfusu 42.734.071 oldu. Toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Yaşam süresi 2020-2022 döneminde Türkiye geneli için 77,5 yılken kadınlarda 80,3 yıl, erkeklerde 74,8 yıl oldu. Eğitim süreleri de açıklandı. Türkiye geneli için ortalama eğitim süresi 2022 yılında Türkiye genelinde 9,2 yıl, kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10 yıl oldu. İlk evliliğini 2023 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu. Aynı zamanda TÜİK verilerine göre Türkiye'de erkeklerin kazanç açısından kadınlara göre daha avantajlı olduğu ortaya koydu. Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti. 2023 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı %18,9 iken bu oran kadınlarda %27,4, erkeklerde %10,2 oldu. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken şehri abluka altına aldı ve insani yardım girişlerine de engel oluyor. İnsanlık dramı Gazze'de artık farklı bir boyuta ulaştı. Şehre havadan bırakılan yardımlar görüntülendi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da İsrail'e çağrıda bulundu. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken
şehri abluk altına alıp insani yardım ulaşmasına da engel oluyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. Gazze'de mülteci kamplarında ve güvenli bölgelerde hayatlarını devam ettirmeye çalışan Gazzeliler de hem açlıkla hem susuzlukla hem de salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Yiyecek bulamayan Filistinliler yaban otlarına yönelip hayatta kalmaya çalışıyor. Karadan ve denizden insani yardımların Gazze'ye girişine engel olan İsrail, Filistinlilere adeta zulmediyor. Gazze'ye yardım ulaştırmak isteyen ülkeler ise hava yolunu çözüm olarak buldu. Uçaklardan Gazze şehrine insani yardımlar bırakılıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burkuyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da İsrail'e çağrıda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in de yardımlara izin vererek ve yardım görevlilerini vurmayarak üzerine düşeni yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir organizasyon düzenledi. Tiyatro gösterileriyle yemek programı yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş kadın personellere çiçek ve hediye takdim etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi bir programı hayata geçirdi. Bursa'da sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına ve muhtarlardan siyasette yer alan kadınlara kadar birleştirici olarak emekçi kadınları bu programda buluşturdu. Tiyatro gösterileri sahnelendi, yemek organize edildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Günü buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ve gelini Bedriye Aktaş'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu da katıldı. Kadınlar anadır, kadınlar yardır, kadınlar eştir, kadınlar kardeştir, abladır. Bu toplumun en asli ve en sağlam unsurlarından bir tanesidir. Ülkemiz için yapılan her işte kadınların emeği, kadınların izi var. Ben buna yürekten inanıyorum. Burada da gördük aslında Halide Onbaşılar, Tayyar Rahmiyeler, Nanaha, Nere Hatunlar. Tarihimize baktığımızda da çok güçlü kadınlar var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş daha sonra Buzke'ye ziyarete bulundu. Kadın personellere çiçek ve hediye takdim etti. Evet, önce daire başkanı Zilker Hanım'a gününü kutluyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. Rica ederim. 2415 kadın çalışanımıza sukulent çiçeğiyle bir de beraberinde Burfaş'tan alışverişle alakalı kendilerine birer fiş verdik. Oradan özellikle kendi sosyal tesislerimizden alışverişle alakalı. Ben bu vesileyle kadınlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa'da Sanat Güneşi Zeki Müren'e özel bir sergi açıldı. Hepinize her şeyin en güzelini getirsin. Bursa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olan Sanat Güneşi Zeki Müren'e özel sergi açıldı. Zeki Müren'in sahne kıyafetleri, ayakkabıları, gözlükleri, kişisel eşyaları ve plakları görücüye çıktı. Zeki Müren'i anlatan sergi, sanatçının vasiyeti üzerine Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı kişisel eşyalardan oluşan koleksiyonlardan hazırlandı. Türkiye'nin ilk kent müzesi olan Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açılan sergi için tören düzenlendi. Türk müzik tarihine adını tereddütsüz altın harflerle yazdırmış bir isimdir. Gümüş harflerle değil, altın harflerle yazdırmış bir isimdir. Bu şehrin de yetiştirdiği değerlerin daha çok bellenmesi, anlaşılması, kültür sanat faaliyetlerinin artması adına da türlü türlü etkinlikler yapıyoruz. Sanatçının vasiyeti üzerine eserlerini bağışladığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı tarafından bu koleksiyon sergilenmek üzere Bursa Kent Müzesi'ne teslim edildi. Bu yaptığımız sergimizi de müzenin 20. yılına atfen'de yaptığımızı da ifade etmek istiyorum. Mehmetçik Vakfı kuruluşundan bugüne kadar şehitlerimizi, askerlik görevi esnasında vefat eden Mehmetçiklerimizin ailelerini, gazilerimizi ve engellilerimizi ve onların çocuklarını, evlatlarını bir baba şefkatiyle kucaklamakta. Değerli bağışçılarımızdan birisi de rahmetli Zeki Müren'dir. Sanatçı kimliğinin yanında vatanseverliği ve eğitime verdiği önemle bilinen
tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Zeki Müren'i her yıl ölüm yıl dönümlerinde burada Bursa'da ve sevdiği Bodrum'da Türk Eğitim Vakfı ile birlikte anıyoruz, anılarını paylaşıyoruz. Sanat güneşimiz hepimizin evine konuk oldu. Radyolarımıza, televizyonlarımıza konuk oldu. Bu nesil veya birkaç nesil onunla birlikte büyüdü. Türk Eğitim Vakfı olarak biz fırsat eşitliğine önem veren bir vakıf olarak her yıl Zeki Müren'in adına 4000 çocuk şimdiye kadar okutmuş bulunuyoruz. Bu müzenin, bu serginin kalıcı olmasını diliyorum. AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde il başkanlığında basın açıklaması düzenledi. AK Parti Bursa İl Kadın Kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde AK Parti Bursa İl Başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi. 2004 yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik. 2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle birlikte kadınlar arasında ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrencileri sayısında büyük bir artış yaşandı. Basın açıklamasına AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözü Kara Durmaz katıldı. Kamuda kadın istihdamı %40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri arttırdık. İşkur, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk. Ve kadın girişimcilerin üretimine katılımıyla ekonomik alanda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleriyle kadınların iş gücüne katılma oranı %36 düzeyine ulaştı. Osman Gazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışanların çoğu kadın ve bu merkezde bulunan kadınlar bakıma muhtaç hastalarla özel olarak ilgileniyor. Osman Gazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışanların %70'i kadınlardan oluşuyor. Bu merkezde hizmet gören bakıma muhtaç engelli bireyler, Alzheimer hastaları ve huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu kadın çalışanlar tarafından görülüyor. Sosyal destek hizmetleri birimi genel olarak zaten çoğunluğu kadın çalışıyor. 117 personelimizin çoğu da kadın. Ama erkeklerin de tabii ki aldığı sorumlulukları kesinlikle yok sayamayız. Barem'de huzurevi yeni hizmete geçti. 1 Şubat itibariyle çalışıyoruz. Yatılı bir şekilde yaşlılarımız burada hizmet alıyorlar. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ülküm Eğitim Vakfı'nın düzenlediği programda açıklamalarda bulundu. Seçimde Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Osman Gazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osman Gazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, Bursa Ülküm Eğitim Vakfı yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. Bursa Ülküm Eğitim Kooperatifi ile Ülkev yöneticileri tarafından düzenlenen ülkü sohbetlerine konuk olan Dündar, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin genel seçimler kadar önem taşıdığına vurgu yaptı. Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsetti. Biz Adalet Kalkınma Partisi ama bir Türklük bilinci şuuru var. Dolayısıyla düşünce, felsefe az çok aynı zeminde. Alparslan Türkeş adına da Osman Gazi Belediyesi olarak bizim meclisimiz cadde adı olarak üzerine kondu. Arhangay'da DGK'nın anıtlarının olduğu yerdeki anıtı, Milliyetçi Hareket Partisi Merkezi önündeki anıtı bizler geçtiğimiz günlerde Alparslan Türkeş Caddesi, DGK'nın caddesi kestiği yere onu da diktik oraya. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Kadın Meclisi'nin işbirliğiyle
Nilüfer'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenlendi. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Karanlığa inat, güneşi doğuracağız" sloganıyla organize ettiği etkinlikte yüzlerce kadın yağmuru aldırış etmeden sloganlar eşliğinde yürüdü. 8 Mart yaşasın, kadın dayanışması. Nilüfer'de kadınlar kadına yönelik şiddetin ve eşitsizliklerin son bulmasını istedi. Yürüyüş Nilüfer Kent Konseyi önünden başladı. Sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde son buldu. Yaşamımızın her alanında cinsiyet ayrımcılığına maruz kalırken bir yandan da her an taciz, istismar ve şiddetle yüz yüzeyiz. Kadın dayanışması için bir araya geldik. Bir kişi daha eksilmemek için, hayatlarımızı savunmak için bir araya geldik. Eve hapseden, emeğimizi, işimizi görünmez kabul eden zihniyetlere karşısında biz her yerde izlemek için bir araya geldik. Temel insan haklarımıza sahip çıkmak, her türlü sömürüye karşı birbirimizi güçlendirmek, yılmaz ruhumuzu onurlandırmak için çağrımızı yeniliyoruz. Büyük medaller ödeyerek eşitlik için, barış için çabalayan biz kadınlar, bugüne kadar kaybettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki aydınlık yolu savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlarla kahvaltıda buluştu. Nilüfer'de kadın cumhuriyeti ilan edileceğini belirtti. AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Nilüferli kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Masaları tek tek gezen Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Nilüfer'de kadın meclisi kurulacağını belirtti. Bugün Nilüfer'i kadın cumhuriyeti olarak ilan etmekle tarihi bir adım atıyoruz. Kadın cumhuriyeti ilanıyla birlikte kadınlara pozitif ayrıcalıklar tanıyarak geçmişteki eşitsizlikleri telafi etme ve gelecekte daha adil bir toplum inşa etme fırsatını sunuyoruz. Kadınlara yönelik eğitim ve iş fırsatlarını artırarak onların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olacağız. Ayrıca kadınlara yönelik şiddet destek programları ve teşviklerle onları kendi güçlerini keşfetmelerini ve topluma daha fazla katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Bu adımın Nilüfer'i daha adil, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir toplum haline getireceğine inanıyoruz. Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, şimdilerde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Edirne'de AK Parti adaylarıyla buluştu ve adaylara destek verdi. 2009 ve 2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, ardından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Recep Altepe, yerel seçim çalışmaları kapsamında Edirne'de AK Parti adaylarıyla bir araya geldi. Edirne'nin İpsala ilçesini ziyaret eden Altepe ve beraberindeki heyet, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'la görüşürken, AK Parti İpsala Belediye Başkan Adayı Mehmet Kerman'la birlikte teşkilat buluşması gerçekleştirdi. Ardından birlikte semt pazarına gidip esnafla ve vatandaşla bir araya geldiler. Görüyoruz ki çarşı pazar Mehmet Kerman diyor. Özellikle tüm İpsala'da dertlere derman Mehmet Kerman dedik biz de. Zaten oy verilmeyecek adam değil. Yani tertemiz yüzü, çalışkan, sıcakkanlı, halkını dinleyen, halkını seven. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların her işi yapabileceğini gösteren bir haber var şimdi sırada. 8 yıl önce eşinden boşanan Aynur Özdemir, 3 çocuğunu büyütebilmek için sanayide çalışmaya başladı. Özdemir daha sonra Bursa'da turbo tamiri dükkanı açtı. Bursa'da yaşayan Aynur Özdemir 8 yıl önce eşinden boşanmasının ardından 3 çocuğunu büyütebilmek için turbo tamiri işine girdi. 3 yıl Gaziantep'te bir ustanın yanında çırak olarak yetişmesinin ardından Özdemir Bursa'da kendi dükkanını açtı.
Kısa sürede işlerini büyüten Özdemir çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. Önce bir ön araştırma yaptım. Dedim burada işte ben turbacı dükkanı açmak istiyorum. Bu Bursa'da bu iş gider mi? İşte bu sanayinin böyle bir turbacı ihtiyacı var mı diyerekten esnaf arkadaşları gezdim. O gezdiğim esnada bazı esnaf arkadaşlarım burada turbacının olmadığını ve bu işin gidebileceğini bana öngördüler. Bazı arkadaşlarımdan da işte siz bir bayansınız, turbacılık nasıl yapabilirsiniz? Siz gidin turbacı dükkanı açın da biz de size iş verelim diyerekten erkeklerden bazı ön yargılar aldım. Benim en büyük destekçilerim kendi çocuklarım. Çocuklarım bana hem anne hem baba oldular. Ben de çocuklarıma hem anne hem baba oldum. Birbirimize sahiplendik, sırtlandık. Bu yolu devam ediyoruz şu anda. Biz bu dükkana geldiğimizde bu dükkan bomboştu. Biz her şeyi böyle yani raflarımıza kadar ikinci elden alaraktan kendimizi yani kendi çabalarımızla, kendi gayretimizle biz bu işi başaracağımızı ve kendimize bir hedef seçmiştik yani. O hedefimizin de daha da iyisini istiyoruz. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Nazire Atış da 5 yıldır servis şoförlüğü yapıyor. Bizim aile mesleğimiz diyen Atış işini çok sevdiğini de söyledi. Çocuklar emniyet kemerlerinizi takalım lütfen. Gidiyoruz. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıldan bu yana okul ve işçi servisi şoförlüğü yapan Nazire Atış ayrıca ev işlerine ve 3 çocuğuna da vakit ayırıyor. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Bir çocuk annesiyim. 38 yaşındayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Eşim bu konuda bana çok destek oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Aile mesleğimiz. Kayınpederim yıllardır bu işi yapıyor. Sonra eşim. Ben de eşimin mesleğini yapmak istedim. Söylediğim gibi o da çok destekçi oldu. Yani yapabilirsin dedi. Beni her zaman destekledi. Araba alacağım, başlıyorsun dedi. Hiçbir zaman yapamazsın demedi. Böyle başladık bu mesleği. Seviyorum, severek yapıyorum. Tavsiye ediyorum tüm kadınlara. Atış mesleği sayesinde çocuklarına rahat vakit ayırabildiğini söyledi. Hani her saat servis yapılmadığı için çocuklarıma da zaman ayırabiliyorum. Bu yüzden bu mesleği yapıyorum aslında. Hem çocuklarıma vakit kalıyor hem de çalışabiliyorum. Yani düşünün 8-6 çalışsam ben sabahtan akşama kadar bir fabrikada çocuklarıma vakit ayıramam. Ama bu mesleği yaparak hem çocuklarıma vakit ayırıyorum hem kendi mesleğimi yapıyorum. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.